Akne tabii pubertede başlayıp son yıllarda erişkin yaşa kadar da devam eden çok sık görülen bir deri hastalığı. Aknenin gelişimi çok faktörlü. Yağ bezlerinin aşırı çalışması, buna eklenen bazı mikroorganizmalar, hormonal durum, doğru deri bakımı, doğru beslenme hepsi akneyi etkiliyor. Hafif aknelerde iyi bir deri bakımıyla, beslenme düzenlemesiyle belki durumu yönetebiliyoruz. Ama şiddetli nodüllerle, kistlerle, iz bırakarak seyreden aknelerde ağızdan retinoid dediğimiz A vitamini türevi ilaçları kullanıyoruz. Tabii bu ilaçları kullanıyoruz derken inanın bunlarla ilgili şehir efsaneleri var. Şu kadar yan etki vesaire diye. Hiç böyle değil. Doğru yönetildiğinde bu ilaçlar zararlı ilaçlar değil. Zaten uygun hasta da kullanıyoruz. Önce bir araştırıyoruz uygun mu diye. Uygunsa da çok iyi sonuç alıyoruz. Çünkü %98 başarılı ilaçlar bunlar. Aknede tabii medikal tedavinin yanı sıra dediğim gibi doğru beslenme de çok önemli. Süt ve süt ürünü tüketimini kısıtlıyoruz. Yağ ve şeker tüketimini kısıtlıyoruz. Özellikle gençlerde fast food bizim için çok önemli. Kızarmış, hazır gıdalar bunları kısıtlıyoruz. Yani bütüncül bir yaklaşımda bulunuyoruz. Ama şunu özellikle vurgulamalıyım. Akne bir deri hastalığıdır ve kozmetik yöntemlerle tedavisi mümkün değildir. Kozmetik yöntemler tedaviyi tamamlayıcı olarak kullanılabilir veya hastalık tedavi edildikten sonra oluşan izleri, lekeleri yönetmek için kullanılabilir. Akne aktifken, şiddetli orta veya şiddetli aknede sadece kozmetik yöntemlere başvurmak zaman kaybıdır ve izle sonuçlanacaktır.